Doğu yerim Görele'nin Aydınlar Köyü. Doğumum 1933. Babam Bilal Asılsoy. Lakap olarak Musa olarak. Kendisi reçvellik ve hayvancılıkla geçiniyordu. Hayvancılık kendisi ölene kadar devam etti. Hiçbir zaman onu bırakmadı. Öldükten sonra hayvancılık bırakabildi. Aşağı yukarı yarım asırdan fazla bu işte uğraştı babamız. Tabii biz de gençliğimizde bu işlerle uğraşırdık. Çocukluğumuz orada geçti. 50'ye kadar orada ikamet ettim. 50'den sonra tabii orada içecek su kesilmişmiş. İstanbul'a yöneldik. İstanbul'a yönelince de tabii babamızdan müsaade almamız gerekiyordu. Babama söyledim, dedim baba ben İstanbul'a gideceğim. Bana 15 gün hiçbir cevap vermedi. 15 gün ben de bekledim. 15 günün sonunda beni çağırdı. Dedi ki ben seni göndermeyecektim ama kime sordumsa gönder dedi, onun için göndereceğim dedi. Bizi İstanbul'a gönderdi. O zaman yol yoktu. Yürüyerek Göreli'ye iniyordum. Her taraf yol iz yoktu. Göreli'ye geldik. Göreli'den de burada Trabzon'a da yol yoktu. Böyle vasıta inalık geldik ama yollar pek o kadar hoş değildi. Trabzon'a geldik. Trabzon'dan o günkü vapurla bir gece yattıktan sonra Trabzon'da ertesi gün vapurla İstanbul'a hareket ettik. O günkü navlun da 925 kuruştu. Vapurun İstanbul'a kadar bizi getirmesi 925 kuruş. 3 günde geliyordu. Gelirkenlik Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak öyle geliyordu İstanbul'a. İstanbul'a çıktıktan sonra tabii İstanbul büyük bir şehir. İlk defa gelmişim. Yaşım 15-16 o aralarda. Geldim ki etrafta tanıdık kimse yok. Yalnızım. Birisini şahsen tanımıyordum da ismini duymuştum. Koca Mustafa Paşa'da onun yanına gittim. Onun yanında 17 gün kaldım. 17 gün kaldıktan sonra tabii bir müddet daha onun yanında kalma imkanım yoktu. Galata Köprüsü'ne indim tekrar. O zaman vapurlar gidiyordu Eyüp'e. Vapura bindim. İkintiden sonra Eyüp iskelesine çıktık. O zaman Eyüp'ün o şimdiki boş olan o boş yerde evler vardı. Şeye kadar denize kadar ev vardı Eyüp'te, şimdiki gibi boş değildi. Yürüyerek ben asas yoldan değil de sağdan girmişim. Sağdan girince arka kapıdan Eyüp Camii'nin içine girdim. Eyüp Camii'nin içine girince o türbenin önü sonbahardı. Güneş de tam batmak üzereydi. Orası loş bir hale gelmişti. O kadar güzeldi ki gerçekten de pırıl pırıl ediyordu. Orada çok hoşuma gitti. Durdum, durdum, durdum. Ondan sonra ellerimi açtım. Dedim ki ya Rabbi bana bu İstanbul'dan geri gitme imkanı verme diye Allah'a niyazda bulundum. İşte o günden bugüne İstanbul'dayız. Şöyle diyeyim, köyde yazları yaylaya gidiyorduk. Yazları yaylaya gidiyorduk. Aşağı yukarı 5-6 ay yaylada kalıyorduk. Yaylada yapacağımız işte ben o zaman kuzu güdüyordum. Kuzuları öğleyine kadar bakıyorduk. Öğleyinde anasına bırakıyorduk. Ondan sonra da oyun oynuyorduk. Bere gelişti o zamanlık yaylada. Çocuklarla beraber oyun oynardık.
zamanımız böyle gelip geçiyordu. Koyu gütmek, dağda kalan hayvanları getirmek, işte bir boş zamanımızı çayırlarda koşmak. Başka bir şey yoktu yani yapacak bir... Dedem ölmüştü, Allah rahmet etsin. Annemle babam vardı. Büyük annem ölünce dedem 35 gün ağlamış. Tabii biz onu hatırlayamıyoruz. 35 günün içinde kazmanın sapını değiştirmiş. Kendisi demiş ki beni rahatsız etmeyin demiş. Ocağın başına doğru uzanmış. Ve 35 günün içinde ruhunu teslim etmiş. O da hanımının yanında yaylada yatıyorlar. Yani dedem disiplinli adammış. Çok vakar sahibiymiş. Her şeyi gayet mükemmel yaparmış. Onun için dedem öldükten sonra tabii çocuklar yaylada kalmışlar. Her sene devam etmişler ama babaları, anneleri ölmüş. Annem Keçecizade, Keçecioğulları derler. Annemin babası iyi bir insanmış. Biz tabii onu tanımıyoruz. Saygılı bir insanmış Keçecizadeler. Sonunda da bir tek oğlu varmış. İki kızı bir oğlu varmış. Başka kimse yokmuş. Dedem öldükten sonra yetim kalmış. Yetim kalınca da hiçbir şey. Zaten köyde okul yoktu yani. Bizim köyde okul yoktu. Daha evvel Osmanlı Devleti zamanında da İdil'de bir okul varmış caminin bitişiğinde. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra orada lev olmuş. Okulu bile yıkmışlar. Çanakçı'da merkezi bir ilkokul vardı. Bir de Tirebolu'nun Orta Belen diyorlar. Orada bir yatılı ilkokul varmış. Başka okul yok. Bilahire Demokrat Parti gelene kadar köylerde okul yoktu. Su da yoktu. Su da gözlerden alınıyordu. Ondan sonra Demokrat Parti geldikten sonra bir de milletin yeme, içme, giyme hususunda çok sıkıntısı vardı. Umumiyetle bir tek bizim belgeye ait değil. Umumiyetle Karadeniz'in bir sıkıntısı vardı. Giyecek hususunda, yiyecek hususunda. 50'de seçim olup Menderes gelince bütün kazalara, nahiyelere, hatta köylere kadar ofis açtı. Buğdayı 10 kuruşa bıraktı. 10 kuruşa bırakınca herkes bu ihtiyacını gidermiş oldu. Bu epey bir zaman müddet devam etti. Ne zamana kadar? Demokrat Parti ayakta durana kadar. Demokrat Parti'yi ayakta indirdikten sonra gene sıkıntılar başladı. Yani bu ben hızlı gidiyorum. Bunlar öyle bir zamandı ki ahlaki bakımdan bir çöküntüye uğramışlardı. Bir ekmeğe hasiyetini satanlar vardı. O kadar perişandı memleket. Giyecek hiçbir şey yoktu. Bilahire bu sıkıntıların sonunda Karadeniz'de bir Karadeniz lastiği çıktı. O lastik çıktı ama ben o zaman Karadeniz'de değildim, İstanbul'daydım. O lastikte perişan etti milleti. Ayağına giyiyordu, yakıyordu. Bir rahatlık yoktu. Aslında giydiğimiz çarık lastikten 100.000 defa daha sağlık bakımından daha iyiydi. Karadeniz'de hayvancılık, başka bir yapacak bir şey yoktu. Bir de fındık. Fındık da bugünkü gibi değildi. O zaman belirli insanların fındığı vardı, herkesin yoktu. Bilahire köylere değil de Çanakçı'ya kadar, nahiye kadar bir yol vuruldu.
nahiyeden de köye gitmek kolay değil de tabii bilmediğiniz için. Ben İstanbul'da yıkandık, sonra işte bizim köyün içinden geçen yol vuruldu. Köylere kadar yol çıktı. Bir ferahlık oldu yani. Herkeste bir ferahlık oldu ama herkes böyle bir rahat edemedi. Rahatlığa kavuşamadılar. Şöyle diyeyim, hali vakti yerinde olanlar memleketi terk etti. Güçsüz olanlar kaldı. Yani şöyle diyeyim ben sana, yaylaya gidenler, malı olanlar gidiyordu, malı olmayanlar yaylaya da gidemiyorlardı. Çünkü yaylada geçimleri yağ yapıp yağ satmaktı. Süzme satmaktı. Peşkidan satmaktı. Yani yapıp, bunları yapıp, üretip satabilmekti. Bunları satamadı mı, hayvanın olmadı mı, bunları da yapamıyordu. Yani demek istediğim, o günkü halkın geçimi gerçekten zordu. Bahsedelim. 7 kardeştik. 5'i oğlan, 2'si kız. Benim bir tane büyüğüm vardı. Ben onun küçüğüydüm. Geri kalan çocukların hepsi 5 taneliği benden küçüktü. Bir taneliği büyüktü. Kardeşlerimiz de bir köyde ben kalırdım. O da şöyle yaylaya giderdik. Kurs açılmıştı, Kur'an kursu. Ben kursa gideceğim deyince babam beni yaylaya götüremedi. Peki sen git dedi, beni gönderdi. Ne annem vardı, ne babam vardı. Övey annem vardı, ben onunla kalıyordum. Allah yattığı yere nur etsin. Gerçekten Allah rahmet etsin. İlk okumamız bu Kur'an kursundan. Kur'an kursunda anlaşamadılar hoca ile. Hocamız Akçabatlıydı. Niye anlaşamadılar? Parasını veremediler. Hoca efendi gitmek mecburiyetinde kaldı. Hoca efendi gidince tabii biz de hoca aramak mecburiyetinde kaldık. Bize aşağı yukarı 1,5 saatlik mesafede bir kaynar diyoruz. Orada bir hoca vardı. İyi bir hocaydı. Allah rahmet etsin. Oraya yönlendirdiler bizi. 3 senede oraya gittim geldim yürüyerek 2 saatlik yola. Bundan sonra baktık gördük bu iş olacak gibi değil, İstanbul'a yönlendik. İstanbul'a yönlenince 3 sene sonra İstanbul'da görev aldım. 3 sene orada okula devam ettim. Kur'an kursuna. 3 sene sonra imtihana girdim. İmtihanı kazandıktan sonra bize görev verdiler. Görev aldım, imamlık. Askerliğe kadar görev yaptım. Askere gittim. Askerden döndükten sonra gene tekrar başka bir camide tekrar görev aldım. Bu camide de 2,5 sene kaldım. 2,5 sene sonra çarşının içinde bir yer açıldı. Müsabaka imtihanına orayı kazandım. Çarşının içine geldim. Çarşının içine gelince orada belirli bir zaman sonra dükkan açtım. Dükkan açtıktan sonra aşağı yukarı 27 sene esnaflık yaptım. 27 sene esnaflık yaptım. Bu cami gerçekten güzel bir camiydi. Allah yaptırana bırakıp gidenlere rahmet etsin. Adı neydi? Kasım Çavuş. Ben bu caminin kapısına bir Kur'an kursu yaptım. Kendim yaptım. Parasını da ben verdim.
Kur'an kursunu yaptık, kız Kur'an kursu. Caminin meşrutesi vardı camiden, biraz daha ileride, yalnız haraptı. Ahşap bina. Ben bunu da yıktım, tekrar yaptım. Yaptıktan sonra aşağı yukarı 44 sene o evde oturdum. Emekliliğime kadar orada oturdum. Emekli olduktan sonra hem camiyi yaptık, 30 santim altını kaldırdım, iki defa su basmıştı. Hem caminin dışarılarını yaptım, kanalize suyu vurdum, caminin içine giren suyu kanalize suyuna bağladım. Kur'an kursunu yaptım. Caminin duvarlarını, bazı onarma yerlerini onardık. Allah yattığı yerini öresik. Gerçekten de orada hem dükkanım yakındı, hem cami yakındı, hem ev yakındı. 44 sene küsür, yani 45 sene orada ikamet ettim ve oturdum. 27 senede esnaflık yaptım. Tekrar çocukluğun döneminin oyunları, arkadaş ilişkileri... Oyunlar şöyle, bizim burada oyun çıkrık derdik, bilmem bilir misiniz? Kızıl ağaçtan alır, yere dikerler, üzerine oyarlar, üzerine koyarsın, bir kömür serer, bir ucuna birisi, bir ucuna birisi. Dönersin, ses çıkarır. Kömür sürdüğün için bu vardı. O da nerede olurdu? Kapının önünde, meydanda çocuklar onunla oynardı. Bayramlarda bir araya gelir, toplanırlar, sancak, salıncak kurar, salıncakla sallanırlardı. Toplanırlardı belirli yerlere, köyün ortasına, başka bir köye. Yönlenirlerdi yani, başka yapacak bir şey yoktu. Ramazanlara özel bir şey var mıydı? Ramazan şöyle diyeyim, babamlar bir hoca tutardı, Ramazan'da o kıldırırdı yani, babamların tuttuğu hoca namazı kıldırırdı, hoca yoktu. Tabii biz çocuktuk o zaman. Ben İstanbul'a gittiğim zaman da gene babam Selçuk Halil'i bile 3 sene hoca tutmuş, namaz kıldırmış yani. Bayramlarda ilişkiler... Bayramlarda köyde cami yoktu. Bayramlarda karşımızda bir burun ucundaydı, burada vardı, Edil'de vardı, danışmanda vardı. Kimisi belirli yerlere böyle bayram namazı kılmaya giderlerdi. Bilahire köye cami yaptılar. Yani belirli yerlere giderlerdi. Komşuluk ilişkileri, komşuluk ilişkileri köyde? Komşuluk ilişkileri gayet güzeldi. Herkes birbirine yardımcı olurdu. Yani birbirine yardım ederlerdi. Yiyeceği varsa yiyeceği, giyeceği zaten. Belirli insanlar yeni elbise giyiyordu. Öyle herkes yeni elbise giyemiyordu. Demokrat Parti'den sonra herkes elbise giymeye başladı. Ondan evvel hepsi yamalı elbise. Yol yoktu. Şöyle bak, bir şeye şahit oldum. Annem eve geliyor. Sonbahar. Acele acele bir hamur yoruyor. Ekmek yapıyor, sacın üzerine koyuyor. Bilmem bilir misiniz saç? Sacın üzerinde ekmek, 6 tane ekmek alırdı saç. Ekmeğin her iki yüzü de pişiyor. Ekmeğin ters yüzü çeviriyor. Sacın altını söndürüyor. Onu biraz kızarsın diye sacın üstünde bırakıyor. Akşam üzeriymiş, kendisi de ahıra, inek sahmeye iniyor. İneğe sağıyor. Sütüyle beraber eve çıkıyor. Elinde süt kabını tereye bırakıyor. Dönüp bakıyor ki ekmek yok. Ne oldu, ne oldu bir bakıyor.
pencereye koşuyor. Pencerede evin önünde komşumuz vardı. Allah rahmet etsin. Yattığı yer nur olsun. Bakıyor ki adamcağız ekmeği bizim evden toparlamış. Bir şeye sarmış. Kapının önünde çocuklarına dağıtıyor. Annem hiçbir şey demiyor. Tekrar un koyuyor, yoğuruyor. Tekrar ekmek yemiyor, pişiriyor yani unu akşama yetiştiriyor. Yani şimdi düşünün, senin eziyet çektiğin ekmeği komşun almış, dağıtmış. Tek hiçbir kelime söylemiyor. Niye aldı diye yüzüne bile vurmuyor. Yani böyle birbirlerine karşı saygıları vardı. Kendilerinin birbirinin yerinden bir şey alacakları zaman da ben filan şey alacağım diye haber verirse kimse birbirinden onu kıskanmazdı. Alabilirsin derdi. Yalnız o devirde hırsızlık olayları çokmuş. Hırsızlık olayları şimdi köyde ileri gelen insanlar köyün nesi var, nesi yok, kimde ne var, kimin malı var, kimin parası var bunları haber veriyormuş. İşbirliği yaparak bunları o insanlara soyduruyormuş. O bundan sonra da köy soyulduktan sonra da bağırıyormuş. Geliyorum, gidiyorum bilmem ne böyle cazgırlık yapıyormuş yani köyde. Bu tabii sonra duyuluyor. Bunlar hatta babam da yaşamış bunu. Babam bizim bir yerimiz var Dana güneyinden mal yayarken beyi olmayan bir kadın vardı. Parası var derlermiş. Kezban Han parayı nereye bıraktın? Bir gün geleceğim, bu parayı alacağım demiş. Tabii üç gün sonra kadının evini soymuşlar. Babam demiş ki, ya bu kadıncağıza dedim, üzüldüm, gideyim bakayım demiş. Annem demiş ki, gitme yahu seni hırsız tutarlar. Ben niye hırsız olayım demiş. Gitmiş, evimi soyan buydu demiş. Babamı içeri almışlar. 6 ay kalmış içeride. Bilahire babamın olmadığı meydana çıkınca babamı serbest bırakmışlar. O 6 ay zarfında da orada kağıt öğrenmiş. Bilahire pazarlarda kağıt oynamaya başlamış. Biz de 1 saatlik mesafede orada okuyorduk, ders okuyorduk. Öğlenleri de pazar yerinin çok geniş bir pazarı vardı. Camisine gidiyorduk namaz kılmaya. Tabii o zaman biraz daha geliştik, büyüdük. Hoca Efendi vardı. Hoca Efendi beni tanıdığı için namazdan sonra dedi ki, Hafız Efendi bir Kur'an oku. Ben orada bir Kur'an okudum. Daha İstanbul'a gitmemiştim. Şimdi ben okuyunca birbirine sormuşlar, kim bu? Babamın yanında birisi demiş ki, ya o bir Bilal, kumarcı Bilal var ya demiş. Evet, işte onun oğlu deyince elini kaldırmış. Lanet olsun ben bu kağıdı bir daha elime alırsam demiş. Ve bir daha almamış. Yani o laf onu oyun oynamaktan men etmiş. Anla ki her insanın bir dönüm noktası var. Bunu da böyle vazgeçmiş şeyden, kağıt oynamaktan. Eğitim hayatın nasıl
eğitim hayatım benim işte ilk köyde bir Kur'an kursu açıldı. Babama ben Kur'an kursuna gideceğim deyince bizi daha koyun yaymaya gitmeye göndermedi. Kuzu yaymaya göndermedi. Sen git dedi, ben bakarım bunlara dedi. Bilahire Hoca Efendi bir sene mi kaldı, 1,5 sene mi bıraktı gitti tekrar. Biz başka yere yönlendiler. Başka yerde de ne kadar okusak bile İstanbul'a gitmek mecburiyeti hasıl oldu. İstanbul'a geldik. İstanbul'da işte o zaman İstanbul'a geldim. Hala İstanbul'dayım. İstanbul'daki eğitiminden de... İstanbul'da eğitim şöyle diyeyim ben sana. Kur'an kursunu, hafızlığı bitirdikten sonra Abdurrahman Efendi'de kıraat okudum. Aşağı yukarı Kur'an'ı bitirmek üzereydim. Az bir şey kalmıştı. Allah rahmet etsin, öldü. İsmail Efendi'de de talim okudum Fatih'te. Ben ismini duymuşumuz, kesik bacak vardı. Bak buralara Eyüp'ten yürüyerek geliyorduk. Sabahleyin kalkıyorduk. Dülgerzade'de talim okuyorduk. Öğleyinde Beyazıt'a gidiyordu, burada kıraat okuyorduk. Şeyde de, Topçular'da da bizim Hoca Efendi vardı. Bilahire ona gidiyorduk. Bu yürüyerek yani vesait yok. İsimleri? Yani şimdi ben bunu düşünüyorum da buraya nasıl yürüyüp de buraya gitmiş gelmişiz ona hayret ediyorum. Şimdi buradan Eyüp'e gitmeye herkes diyor ki çok uzun mesafe diyor. Halbuki öyle değil. Her sabah Fatih Camii'nde kılıyordum namazı. Eyüp'ten kalkıyordum. Balat'tan, Dıraman'dan, Çarşamba'dan Fatih Camii'nde kılıyordum. Orada Endurumlu İsmail Efendi'yi dinlemek için. Allah yattığı yeri nur etsin. Öyle bir Kur'an okuyan insan pek zor gelir artık. Yani bizim İstanbul'da okuma devrimiz İstanbul'un gerçekten karlı olduğu günlerdeydi. Hocaları gayet mükemmeldi. Her hususta hocalar itina ile talebenin üzerinde dururdu. Talebi onlar arar bulurdu, talep onları bulmazdı. Böyle bir devirdi o devir. Çocuk okutmaya meraklıydı. Bak bir de şu var yani, ben İstanbul'a geldim, okudum. Diploma alacağım, benim ilkokul diplomam yok ki bana diploma verseler, yok. Ne yaptım? Sultanahmet'te ilkokula girdim. Sultanahmet'ten ilkokul diplomasını aldım. Bilahire Nişancadan ortaokulu aldım. Bilahire Alibey köyünden liseyi aldım. Küçükköy'den de İmam Hatip farklarını verdim. İşte onu düşünemiyorum. Eğer bugünkü aklım olsaydı yüksek okula da müracaat ederdim. Onu düşünemedim. Bunu düşünemedim. Yani biz İstanbul'a geldik ama boş zamanımız hiç olmadı. Gece gündüz başımızı dersten kaldıramadık, öyle çalıştık. Mesleğe nasıl girdin? Mesleğe medresede bir yerde bir Kur'an okunacak olsa beni gönderirlerdi. Şunu yapardı. O zaman arkadaş dedi ki, ya sen imtihanı kazanırsın, bir imamlığa gir dedi. Beni kendimde cesaretim yoktu, doğru vuruş. Onun tavsiyesiyle İstanbul Müftülüğü'nde imtihan açıldı.
imtihana girdim. 16 kişi girdik. Hepsi benden yaşlıydı. En küçükler yani yaş genç olan bendim. O gün Bekir Hak Efendi, Ömer Nasuhi, Şefik Efendi, Hürkay-ı Şerifi İmamı İbrahim Efendi, bunlar imtihanda hepsi mümeyyizdi. Ben imtihana girdim, çıktım. Arkadaşlar da girdi, çıktı. Yalnız ben çıktım da şöyle, onu hiç unutamıyorum. Böyle yolda, kilim sereli yolluk, şey vardı, mümeyyiz Cabir Efendi. Oradan çıktı, ben de böyle geliyorum. Tabii imtihandan çıktım, hızlı hızlı gidecektim. Şu kolumu tuttu. Dedi ki, bak evladım, büyüklerin önünden geçilmez. Bizi durdurdu ve onu hiç unutmuyorum. Aşağı yukarı 60 sene oldu. 60 senedir bunu bana söylediği için Allah yattığı yeri nur etsin. Beklerkenlik Eminönü müftüsü Bekir Hak Efendi imtihanda Hırka-i Şerif'in imamı İbrahim Efendi çıktı, dedi ki, Mustafa Asılsoy buyur hocam dedim. Evladım sen kağıtlarını yaptır gel, ötekilere dön dedi ki, inşallah bir dahaki seferde siz kazanırsınız dedi. Bizim mesleğe girmemiz böyle oldu. Yani belki de bizden daha iyi okuyanlar vardı, olabilir ama takdir. Hangi camilerde görev yaptınız? İlk Baba Haydar'da yaptım. Ondan sonra Düğmecilerde, Sofularda, Kasımçavuş'ta. Kasımçavuş'a geçtikten sonra Allah yattığı yerini öğretsin. Eyüp Camii baş imamı Hacı Said Efendi, 2,5 sene ona vekalet ettim. Yani ben Kasımçavuş'ta görev yapıyordum. O gelmiyordu, ben sabah namazlarını ben kıldırıyordum. O günkü hocalar gerçekten takdire şayanı da Allah yattıkları yeri nur etsin. Onların boş zamanı yoktu. Hiç yoktu, boş zamanları yoktu. Hep meşguliyetle. Kendiler yapmasa bile başkalarına ön ayak olurlardı. Ya başımdan bir hadise daha geçti, onu da anlatayım. Bu zaman geçtik, Ramazan. Ramazan olduğu için. Tabii aynı yaşta arkadaşlar var, dediler ki bu akşam bir Ramazaniye çıkalım. Kapılarda küçük davul var, davul çalıyorsun, bahşiş veriyorlar. Bize yakın yani, ilk karşı mahalleye gittik. İlk onun kapısını çaldık, adam kapıyı açtı, bir sırık çıkardı, beni niye rahatsız ediyorsunuz diye bizi kovaladı. Biz oradan çıktık, başka bir köye geçtik, orayı bıraktık. Köyün başından başladık. Bayağı zaman geç oldu, imsak bitmek üzere gelmiş, biz farkında değiliz. Süleyman diye birisi vardı, onun kapısında davul çalıyoruz. Çocuklar bir tane daha çalın diyor. Bir tane daha çalıyoruz. Bir tane daha çalın diyor. Dedi ki, çocuklar siz sahura yetişemezsiniz, size bir şey hazırladım, gelin yiyin dedi. Karnımızı doyurdu orada, bunu da böyle gördüm, Allah yattığı yeri nur etsin. Yani böyle iyi insanlar da vardı. Bu işi arzu etmeyenler de vardı ama çok arzu edenler de vardı. Bu da bir şey olarak başımdan geçti.
Zaten oradan da çıktık, sabah oldu, eve yetişemedik. Biz eve gelmeden imsak bitti. Eğer Süleyman Efendi karnımızı doyurmasa, bugün aç oruç tutacaktık. Köylerde bir iş yoktu. Mısır toplarlar, mısıra, oraya mısır soymaya gidersin. Mısır biter, mısır pişirirler. Ondan sonra, piştikten sonra ikram ederler. Köylerin işi buydu yani. Başka bir eğlence şeyi yoktu. Herkes birbirine yardımcı olurdu. Bu akşam senin mısırını soyarlardı, erteki akşam ötekinin, böyle sırayla birbirinin mısırını soymuş olurlardı. Yani köylüler birbirine yardımcı olurdu. İlk ben bir arkadaşla gittim hacca. Ona yardımcı oldum. Bilahire o sene tekrar gerisi geri geldikten sonra Diyanet hac kafilesi idare edene kadar, yani Diyanet hac eline alana kadar her sene ben hacı götürdüm. Bir araba, iki araba hacı götürüyordum. Hacını yaptırıyordum. Tekrar İstanbul'a getiriyordum. Ne zaman Diyanet bunu ele alınca biz bıraktık. Yani o zaman bir boşluk vardı. Kimse hacılarla ilgilenmiyordu. İlgilenmediği için bu işi birisi yapması gerekiyordu. Biz yaptık yani acizane. Yalnız benim bir adetim vardı. Hacıdan burada ne aldım? 100 lira. Yolda bir daha para yetmedi, şuydu, buydu diye ben onlardan bir daha para almazdım. Ama başka kafileler alırdı. Yahu biz bunu hesap edemedik. İşte burada toprak pastı varmış, şu varmış, bu varmış diye hacılardan bayağı para alıyorlardı. Ben onu yapmadım. İstanbul'da ne aldımsa onunla hacca götürdüm ve getirdim. İster para kazanayım, ister zarar edeyim, ister kar edeyim. Yapmadım onu. Ve birçok arkadaş da bundan memnundu. Allah rahmet etsin, ölenlere kalanlara selamet versin. Hacılık çok, hacca götürmek çok güzel de eğer sözünde durmasan pek hoş değil. Yani sözünde durmasan pek hoş değil. Yapmasan daha hayırlı olur. Oradan hiç hatırladıklarınız var mı? Şimdi şöyle diyeyim. O zaman haçta çok mağdur olan oluyordu. Adam gelmiş, ne tavaf yapabiliyor, ne umre yapabiliyor. Kalmış yolda. Biz onlara çok yardımcı olduk yani yolda kalanlara. Görevini yapamayanlara. Birçoklarını... İkinci bir mesele, buraya geliyorlardı, Arafat'tan çadır tutmuyorlardı. O çadır tutmayanların biz Arafat'a götürdük ve kendi çadırlarımızda onları idare ettik. Birçok hacı öyle Arafat'a çıkardık ve getirdik. Benim birinci eşimden üç çocuğum vardı. Üçü de hayatta. Kendisi vefat etti. İkincisinden
Kız olmadı biliyorsun. Birinci eşimden olan çocuk öğretmen. İkinci eşimden olan birisi bankacı, birisi eğitimci, birisi de serbest meslek. Şunu şöyle kabul etmem lazım ki, ben hiçbir olumsuz bir şey görmedim şükrolsun. Çocuklarımdan olsun, hanımlardan olsun. Şeylerden de bahsedebiliriz. Düğün nasıl, yani düğün kültürü, nasıl evlendin? Ben düğünü kendim arzu etmediğim için düğün yapmadım. Ve hala da etmiyorum. Bir nikahtan, törenle bir öyle bu işi geçiştirdik. Düğün yapsak bile düğün salonunda nikahı kıydıktan sonra bu iş bitti yani. Bir tantanası olmadı. Köylerdeki düğünleri hatırlıyor musun? Köylerde düğünler açık havada yapılırdı. Ben onu da yapmadım. Açık havada yapılırdı. Köylerin düğünü komşulara koç gönderilirdi. Koç gelirlerdi. Orada yemekler pişerdi. Koçlar kesirlerdi. Yahut bir dana keserlerdi. Yani güzel olurdu yani. Köylerde, düğünlerde oyun oynarlar, silah atarlar. Başka bir şey yok. Davul zurna çalarlar. Bu da her düğünde değil. Belirli düğünlerde. Eğer ayrı bir köyden gelin alacaksa onu yürüyerek gider gelirlerdi. Çünkü yol yoktu. Hoş olurdu yani, güzel olurdu. Hele hele yemekleri adam bir dana keserdi düğün için. Onu yemek yapar, pişirirdi, gelenlere ikram ederdi. Düğünler güzeldi yani, köylerde düğünler gayet güzeldi. Bak köylerde yevmiye yoktu bizim zamanımızda. Yardımlaşma vardı. Bugün senin işini görürdük, yarın benim işim. Bu ne zamana kadar? Belirli bir zamana kadar, iş menfaata dökülene kadar böyleydi. Sonra o da menfaata döküldü. İstanbul'a geldikten sonra 17 gün Koca Mustafa Paşa'da, ondan sonra hep Eyüp'te kaldım. 98'de geldim Bayrampaşa. Bayrampaşa'ya gelişimin sebebi de beni bir nikaha götürmüşlerdi Aksaray'a. Nikah kıydım orada. Benim bir özelliğim vardı, ben nikahtan migahtan para almazdım. Kimin olursa olsun para denilen, ben ne Kur'an okumadan ne nikahtan para almazdım. Nikahı kıydık. Bunlar başladılar arsa işi konuşmaya. Ya bana da bir arsa ver dedim. Hüseyin Efendi. Dedik hocam 425 lira dedi, sana 300 lira dedi, gel dedi. Nereyi verirsen al dedi. İşte öyle şimdiki olduğum yeri, İki parsel geldi, beğendim aldım, 300 liradan verdi. Yarı parasından fazlasını peşin verdim. Yarısını da bir sene ipotek ettim. Bir sene sonra ipoteği çözdüm.
Ama ben ipoteği çözmeden evi yaptım üzerine. Eski Eyüp Bey, eski Bayrampaşa nasıldı? Eski Eyüp ile Bayrampaşa ayrı değildi ki. Bayrampaşa Eyüp'ten idare ediliyordu. İşte biraz semtleri de konuşalım. Yani eskiden nasıldı? Şimdi eskiden Bayrampaşa'nın belirli bir yerleri vardı. Bugünkü Bayrampaşa olan yerler boştu, çıplaktı. Yani burası tarlaydı. Bilahire cezaevi yapıldı. Cezaevinin yapıldığı yer tarlaydı. Kartal Depo bu ara olduğu gibi tarlaydı. 500 evler, küçük köy, küçük köye kadar her taraf bomboş araziydi. Bilahire. Buralar parsellendi, bina oldu. 53'te taşlı tarla başladı. 53'ten evvel hayvan otlatıyorlardı. Hiç tek ev yoktu. Yani Ali Bey köyünde bir de Silahdar Ağa'da ev vardı. Başka ev yoktu. Cemaatle ilişkilerinden biraz bahsedelim. Buyur. Cemaatle veya komşularla İstanbul'da. Cemaatle benim bir problemim olmadı. Yalnız cemaatle problemi olanlar oldu ama benim bir problemim olmadı. Halkla gene bir problemim olmadı benim halkla. Çünkü bir şeyliğimiz yoktu ki, bir ortak bir tarafımız yoktu ki. Yok yani görev yaptığın yerlerdeki... Görev yaptığım yerlerde ben hiç cemaatle ters düşmedim. İşte ilişkiler nasıldı yani? Çok gayet güzeldi. Hatta şöyle oldu. Düğmecilerden Kasım Çavuş'a geldim. Bir Ramazan'da hutbe okuyorum. Caminin dışına da açtı cemaat. Dedim ki, muhterem Müslümanlar, diyeceksiniz ki şimdi Ramazan geldi, Hoca Efendi fitreden, zekattan bahsediyor diyeceksiniz. Dedim, bak siz nasıl fitre, zekat veriyorsanız ben de sizin gibi vermek mecburiyetindeyim. Fitre, zekat Müslümana farz ve vacip. Onun için dedim, beni kendinizden ayrı görmeyin. Ben de sizin gibi fitre, zekat vereceğim dedim. Onun için ben size hatırlatıyorum dedim. Oradan aradan birisi demiş ki, Allah rahmet etsin. İşte ben Hoca Efendi'ye bunun için göndermek istemiyordum düğmecilerden demiş ama durmadı demiş. Yani böyle gerçekten cemaat imamını seven cemaat da vardı. Allah hepsine rahmet eylesin. Ben gittiğim ya bak düğmecileri yaptım. Nereye camiye gittimse o cami, oradaki caminin eksiklerini tamamladım. Hiç şey yapmadım. Durmadım yani. Düğmecilere gittim, düğmecilerin de eksiklerini tamamladım. Sofulara gittim, sofularını da tamamladım. İlk görevim Baba Haydar'dı. Baba Haydar'ı da tamamladım. Yani hiç boş durmadım. Yani böyle münferit olarak görev yaptığım camiler var. Bir de görevlendirilerek buralarda görev yaptığım yerler var. Otakçılar, Nişanca, buralarda görevlendirdiler de görev yaptım. Yani resmi görevim yoktu. Yani Eyüp'ün şeyi altında camilerde görev yapmadığım cami yoktur.
Sofularda da yaptım. Sofular güzel bir yer, cemaati de güzeldi. Allah rahmet etsin hepsine. Arnavut çoktu sofularda. Saygılı insanlardı. Sonra Eyüp bugünkü gibi değildi. Eyüp'ün o dışındaki o avlo hepsi evdi. Camiden çıkınca karşına fırın çıkıyordu. Yan tarafında kahve vardı. Köşe başında gazoşçular vardı. Yani orada bir arkasında nalbat vardı. Tuvaletler vardı. Tuvaletler şimdi ileri gitti. Hemen camiden çıkınca öndeki yerdeydi hepsi. Hamamı çalışıyor muydu? Hamam çalışıyordu. Hatta ben bir gün Eyüp Camii'nde görevliykenlik sabah namazından sonra hamama gittim cuma gün. Ben çıktım odada oturuyorum. İri yarı birisi girdi, selam verdi. Aleyküm selam dedim. Böyle baktı baktı, ya ben seni bir yerden tanıyorum ama dedi, nereden tanıyorum bilmem. O zaman Bahriye yolunda Levazım Okulu vardı, şimdiki gibi değildi. Levazım Okulu Bahriye yolundaydı. Dedim ben bu Büyük Cami'de görev yapıyorum. Hah, buradan tanıyorum dedi. Ben dedi Levazım Okulu'ndayım dedi. Albaymış yani. Sivaslı kendisi. Ha, dedi ki görevliye, bize iki çay getir ama yedi hamam gibi olmasın. Anla ki o hamam temiz değildi yani, onu kastetti. İşte o çaylar içtik, konuştuk, sohbet ettik. Babasının haneden olduğundan bilmem ne vesaire bahsettik. Konuştuk. Camiye görev yaptığın sürede gelen gidenler, onların profili mesela? Şimdi gelen giden, şöyle diyeyim ben sana. Bir enteresan olay oldu bu. Salih Paşa'da o zaman görev yapıyorum. Emin Efendi var. Emin Efendi'nin yerine bakıyorum. Sarıyer'de bir imtihan açıldı. İmtihana ben de gireceğim. Sabahleyin camiyi açtım. Bir tek cemaat geldi, başka gelmedi. Mihraba geçmedenlik, mihrabın önünde namazı kıldırdım. Namazı kıldırdıktan sonra ama hiç konuşmadık. Ne cemaat bana söyledi, ne ben cemaat. O çıktı gitti, ben de geldim. Üzerimi soyundum, üzerimi giydim. Arabaya bindim, o zaman halk otobüsü var. Şimdi vapur, vapur böyle faaliyetli değildi. Eminönü'ne geldim, Eminönü'nden Sarıyer'e gittim. Ben Sarıyer'e gidince o benim arkamdan namaz kılan adam orada. Hoş geldin dedi. Ya sen buraya mı geldin? Ya buraya geldim dedim. Sen hayrola? Ben de geldim dedi. Neye geldin dedi. İmtihana gireceğim dedim. Kolumdan tuttu dedi ki şu 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 hususlara bak dedi, sorabilirler. Ben gittim baktım buralara, sordum. Hakikaten de imtihanda onun dediği bütün bölümleri sordular. 76 kişi kazandı. Orada ben 9. olarak kazanmıştım. Adamı aradım. Bir daha bulamadım. Ne içeride vardı, ne dışarıda vardı, ne de imtihanda vardı. Bir daha bulamadım. Böyle bir olay oldu yani. Hala sırrını çözmüş değilim. Bu ihtilal dönemlerinde İhtilal döneminde ben Kasımçavuş'taydım. Sabahleyin normal kalktım, camiye geldim. Caminin her tarafını asker kuşatmıştı. Dedi, Hoca Efendi dedik, ihtilal oldu dedi, evine git.
hiç ezan okutmadı bize. Biz de döndük, eve gittik. Öyle haberimiz oldu. Ama bu ihtilallerde çok yanlış yapanlar oldu. Yani ihtilali yapanlar değil de halkın arasında çok yanlışlık oldu. O zaman ihtilal bir gruba yapılmış gibi telakki edildi. Yani CHP'liler ihtilali kendileri yaptığını ortaya koymak için ötekilere eziyet ettiler. Ve bu fark edilecek şekilde de belliydi. Çok yanlış yaptılar. Tabii o sabahleyin okutmadılar, öğleyinde okuduk. Askerliğinden bahset biraz. Askerlik. Askerlik şöyle diyeyim ben sana. Askerliği benim hakikaten enteresan oldu. 189 piyade alayındaydım ben. Ur'da ...6-7 Eylül hadisesi olmadan İstanbul'da askeriye el koymazdan evvel bütün alaylar bu inkılapta İstanbul'a taşındı. Bilahire ben de İstanbul'a geldim ve yani bir görev dolayısıyla. Hiçbir zaman normal şartlar altında normal insanlar huzur bulamadı. Sen ne olarak yapmıştın askerliğini? Er olarak. Er olarak. Piyade. Oradan hatırladığın şeyler var mı o dönemden? Dedim ya o zaman hatırladığım şeyler belirli gruplar huzur bulmadı. Yok yok, kendi askerliğinle alakalı. Yo, benim bir askerlikte bir sorunum olmadı. Öyle bir fevkalade bir şey olmadı. Görev almadan önce mi askerliğe başvurdun yoksa görevi aldıktan... Ben askerke görev imtihanı kazandım. Bize 45 gün mezuniyet vurdu ve o mezuniyette görev aldım. Sonra benim bir de şansım sıhhiyeydim. Silah takmadık. İhtilalde ben askerdim. Yassı veren de tek asker kalmadı biz İstanbul'a. Ben o dağlar askerinin cemselerin sesinden sanki dağlar böyle yıkılıyordu bu uğultuda. Sonra İstanbul'un sivilleri yoktu ki. Rami Kışlası kıştaydı. Bayrampaşa Kışlası kıştaydı. Kasımpaşa
güçteydi yani. Şehrin dışında boşluk yoktu. Ali Bey köyü güçte. Bilahire buralar kalktı. Şehrin dışına taşındı. İstanbul'a yalnız mı geldin? Yalnız geldim. Köyden gelen giden oldu mu yanına? O bilahire yani. Geldikten sonra. Fakat İstanbul'a yalnız geldim. Hiç kimse yok. O zaman İstanbul'a gelenler Çeşme Meydanı'na gidiyorlardı. Orada tanıdık buluyorlardı. Şimdi oralar lev oldu. Kimse yok. Vapur ritme yanaşırdı. Adam arayacaksan Çeşme Meydanı'na. Şükür olsun ben aramadım yani, adam aramadım. Akrabalarından gelen giden oldu mu? O zaman kimse yoktu ki, bir tek bir Harun Ağa vardı. O da gemilerde çalışıyordu. Onlarla işte bazen buluşup konuşuyorduk. Menderes gerçekten takdire şayan bir insan. Allah yattığı yeri nur etsin. Eyüp Sultan'a Perşembe ve Cuma günleri gelirdi. Her gelişinde 3 tane kurban keser bırakırdı. Yani Menderes'i hem de arkadan gelirdi yani. Keser. Hoca Efendi'nin de iyi dostuydu yani, Allah rahmet etsin Said Efendi. Eyüp Camii'nin imamı mı? İmamı. Evet, cami imamının dostuydu. Bilahire burada görev aldıktan sonra ben memlekete gittim, İzinli gittim. Babam da yayladan inmiş. Dedi ki bana, oğlum dedi, yayladan inmişler o sene, yaylada döl çabanıymış o. Sen dedi bu Mehmet'i al götür dedi. Çünkü dedi burada bırakırsak bunlar dedi bunu çoban yapacaklar. Ben öyle anlıyorum. Kendiler işi bıraktı dedi. Ben o dönüşte onu aldım geliyorum şimdi. Sungurlu'ya geldik. Yemek yiyeceğiz dedi ki ben yemek yemem dedi. Bana oradan bir parça ekmekli bir parça dedi. Neyse ben yemeğimi yedim. Buna da ekmek aldım, helva aldım, bir şeyler. Yemek yemiyor. Öyle geldik İstanbul'a. İstanbul'da İmam Hatip'e şeyi tutmadı. Tutmadı değil, o zaman imtihanla giriyorlardı, imtihanı kazanamadı. Köyden gelmiş bir çocuk nasıl kazanacak imtihanı? Ben onu götürdüm, Adapazarı'na birinci sınıfa yazdırdım. Orada da tanıdığın yanına bıraktım.
Bir sene orada iftiharla geçti. Bir sene sonra onu İstanbul'a almaya gittiğim zaman Hoca Efendi dedi ki bana, müdür veremem dedi. Dedim müdür bey, benim burada evim yok. Gelsin benimle dursun dedi. Orada İbrahim Cüvelek diye birisi vardı. Sen git dedi, ben bu işi hallederim dedi. Beni daha bekletmedi orada. Bilahire o naklini aldı, İstanbul'a gönderdi. Nasıl aldı onu da bilmiyor. Bundan sonra işte şeye kaydoldu. Fatih Çarşamba'ya, okulu orada bitirdi. Senin yanında? Tabii benim yanımda bitirdi. Üniversiteye devam etti mi? Üniversiteye devam etti. Yani şey, hadise böyle oldu. İstanbul'da Menderes'i zoruna başını yediler yani. Suçu olduğu için değil. Menderes'i çekememedikleri için ortadan kaldırdılar. Yoksa Menderes'in bir suçu yok. Din adamlarının siyasi görüşleri biliyor musun? Şimdi yani hepsi ayrı ayrıdır yani öyle. Toplu bir yere yöneldikleri oldu mu yoksa? Şöyle diyeyim ben sana. Gerçek din adamı hiçbir zaman onu yapmaz. Kime zarar verecek? Yani mesela Eyüp Camii'nin imamı Demokrat Parti'ydi. Ama o bir başkasına bir zarar verecek kapasiteye sahip değildik. Buna göre Süreyya Efendi vardı, melek gibi insandı. Senin siyasi tercihlerin? Sen hangi siyasi oluşumun yanında yer aldın? Ben bölükbaşıcıydım. Hiçbir zaman başka partili de olmadık. İstanbul'da zaten bölükbaşının toplantılarına giderdik, onu dinlerdik filan. Güzel de konuşurdu yani, Allah rahmet etsin. Ama şunu şöyle diyeyim, gene oyumuzu Demokrat Parti'ye verirdik. Yaptıklarını görürdük. Yani Menderes'in başını yiyen gene siyasi gruptur. Hocalarından biraz bahset. Hocam hepsi melek gibi insanlardı. İstanbul'da en iyi tecvidi Yeraltı Camii'nin imamı Ali Efendi okurdu. Onun üzerine tecvid yoktu. Ben ona da gittim, tecvid okudum. Allah rahmet etsin, yattığı yer nur olsun. Hafıza Hasan vardı Nur-i Osmaniye. Ona gittim. İsmi Kesik Bacak İsmail Efendi de talim okudu. Onun talimi başkaydı. Allah yattığı yeri nur etsin. İsmail Efendi'ye üç saf oluyordu böyle, oturuyordu. İçinde birisi yanlış okusa parmağına işaret ediyordu. Nasıl onu fark ediyordu ben anlayamazdım. Hiç anlayamazdım. Yani onun karşısında oturup da okuyup yanlış okuma imkanı yoktu. Fatih Camii'nde Ömer Efendi vardı. O trafik kazasında öldü. Ondan sonra
Gönenli Mehmet Efendi geldi. Gönenli Mehmet Efendi de Sultanahmet'e gitti. Buraya başka birisi geldi. O zaman ekseri böyle büyük camilerin imamları sayılı bir insanlardı. Askerdim ben. Askerliğim dolayısıyla Abdurrahman Efendi'ye gittim. Ders okuyorlardı. Sordum, dediler içeriği gösterirler. Girdim ben. Zile bastı. Bu asker ağa dedi, nereden girdi buraya? Talebere orada adamına soruyor. Buradan girdi. Niye kendin getirmedin dedi, buraya bıraktı. Dedi böyle hocam. Ben dedim talim okuyacağım. Askerdim, 13. cüze kadar geldim. Abdurrahman Efendi'de okudum. Askerken mi? Askerken. Yani izin veriyorlardı yani. Ben her gün serbestim yani. Öğleden sonra bir işim oluyordu. Beni istihbarata ayırmışlardı. Ben istihbaratta olduğum için öğleden sonra işim oluyordu. Bunun için İstanbul'un her tarafını o zaman öğrendim. Fakat Abdurrahman Efendi çok disiplinli adamdı. Şimdi Süleymaniye'de onun talebesi var. Onlar hepsi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gönenli Sultanahmet'teydi. Hafız Hilmi vardı, o da oradaydı. Güzel okurdu. O günkü hocaların kıymeti belli değil. Çok kıymetli hocalar vardı. Bulundukları yeri dolduruyorlardı. Şimdiki gibi değil. Bir toplantıya getirelim işte bu Beyazıt'ın imamı, bu Fatih'in imamı böyle takdire şayan hocalar vardı. İstanbul'a geldiğinde şehirde su ihtiyacını nasıl karşılıyordunuz? İstanbul'da Eyüp'te su yoktu. Sakalar su taşıyordu. Zaten Bayrampaşa diye bir şey yoktu. Yerleşim yoktu daha. Aşağıda belediyenin yanında cami var ya. Oralarda birkaç ev vardı. O da daha çok esnaf vardı, esnaf. Buralar hepsi boştu. Bilahire cezaevi yapıldı. Cezaevinden sonra bu bizim olduğumuz yer birkaç defa satıldı. Tekrar olmadı. İfraz ettiler. Ondan sonra arsa arsa sattılar. Rahmi kışlaydı. Askeri vardı orada. Bayrampaşa'daki şimdi Çevik Kuvvet var. Orada askeriydi. Şey yoktu ki. Boş yer yoktu. Taşlı tarlada 53'ten sonra
halk orayı işgal etmişti. 53'ten sonra göçmenler gelmeye başladı. O zamanlık parsellediler orayı da. Alışverişler nasıldı şeyde, Eyüp'te, Bayrampaşa'da? Alışverişler gayet güzeldi yani. Halk vardı gene. Bu kadar kalaba değildi ama vardı. Günlük alışveriş yaparlardı. Öyle toptan bir şeye gerek yoktu. Sonra evler tek evdi yani, böyle şimdiki gibi kat mat yoktu. Herkesin bir evi vardı, belliydi zaten. Sonra nüfus artınca kat çıktı. Bu bildiği sofularda orada ev yoktu yani, oraya bomboştu. Sonra şey yaptılar, parselleyip sattılar. Pitagora değil, Eyüp, Ali Bey Köyü diye bir şey yoktu zaten. Hayvancılık vardı Ali Bey Köyü'nde. Hayvan otlatıyorlardı. Koyucular vardı. Hıdır Ellez'de kağıthaneye gidiyorlardı, orada yapıyorlardı Hıdır Ellez'i. Pazar günleri. Haliç elektrik idaresinin oraya kadar vapur gidiyordu. Tam kağıthanenin önüne giriyordu. Bilahire her taraf işgal edildi. Bahriye yolundaki sigorta hastanesi sonra yapıldı. Hastane yoktu orada. Ali Bey Köyü'nden yukarıya doğru ta küçük kıyıya kadar bomboş araziydi. Bayrampaşa'ya tam kaç tarihinde geldin? Bayrampaşa'ya daha evvel bir nikahta Aksaray'da şey yaptık, oradan bir arsa aldık. Ondan i̇şte sonra tarih verebilir misin? Tarihini bilmiyorum. Geldiğim tarihi biliyorum. 98'de geldi. Bu mahalleye tarihini hatırlıyor musun? Bu mahalleye geldi. Bunu 73'te bu binayı yaptık. 73'te yaptıktan sonra kiraya verdik. 98'de buraya geldik yani. 90 görev bittikten sonra. O 70'li yıllarda, gerçi sen 50'de geldin ama 50'den işte 70'li yıllara kadar buranın halini az çok hatırlarsın. Ya burada bir şey yoktu ya. Burada bir tek belediyenin olduğu yerde, bu caminin olduğu yerde küçük bir cami vardı. Onun önünü aşağı üzüm bayıydı. Merkez Camii'ni diyorsun. Evet, Merkez Camii. Onun önünü aşağı üzüm bayıydı. Burası Bamya Taycası, üzüm bağı, yani böyle ev mev yoktu. Bilahire. Belediyenin orada bir de küçük caminin etrafında dediğim gibi bunlar vardı. Orada da askeri vardı, şimdiki Çevik Kuvveti yerinde. Askeri işgal etmişti. Yol iz de yoktu yahu. Yol arkadan gidiyordu. Sadece karayolu vardı. Ya, karayolu var, başka bir şey yoktu. Otobüs mü? Nedir? Ulaşım neyle? Otobüs değil ya. Otobüsler daha bilahire geldi. Taksi, minibüs vesaire böyle. Yani buraya otobüs girecek bir durum da yok. Kamyonet. Sonra cezaevi yapılır kadar yol açıldı. Cezaevinin yapıldığını biliyorum. Eyüp'te ulaşım nasıldı? Eyüp'te hiç yoktu ulaşım.
Eyüp'te vapurla gidip geliyordum. Eyüp de öyleydi. Rami'ye bile yürüyerek gidip geliyordum. O zamanlık bizim hoca efendi burada hemen Rami'de oturuyordu. Atına gidip geliyordu. At. At. Bir dillisi vardı, ata binip onunla gidip geliyordu. Birçokları öyleydi yani. Sonra Edirne kapı şey yolu açıldı, metres yolu açıldı. Eski Edirne asfaltı. Edirne. Eski Edirne asfaltı buradan geçiyordu. Bunu açtılar. Edirne kapıdan çalışmaya başladılar. Sonra o sur dışı ev vardı orada, şey yoktu. Sonra sur dışının yolunu açtılar. Orada evleri yıktılar, yol geçti oradan. Aşağı indi şeye. Akşam cami var ya, onun karşısına taşındı orada evler. Balat yolu da yoktu. Balat yolundan sonra açtılar. Öyle bir şey vardı ki burada Balat'ta halk hamamı vardı. Çarşamba günleri bir defaydı. Vatandaş şuraya gidiyordu. Haftada bir gün. Balat'ın ne gündü, pazarı vardı ama ne gün olduğunu bilmiyorum. Sonra Balat'tan Karagümrük'e çıkıyordun, Fatih'e çıkıyordun çarşambadan. Bak, o kadar bir işlek bir yolu yoktu. Sonra açtılar orasını. Haliç'i hatırlıyor musun? Haliç dedi mi? Haliç'te bir şey yoktu. Haliç'i sonra Eyüp'e bina yapıldığı zaman Eyüp, Haliç doldu. İşte şey, Tayyip kurtardı Eyüp'ü, şeyi, Haliç'i. Oranın toprağını taş ocağına çekti. Taş ocağına çekince vapurla çalışmaya başladı. Önceki hali... Önceki hali tertemizdi. Eskiden şey yok, otobüs motobüs yoktu. Eminönü'nden şeye biniyordum, vapura, Eyüp iskelesine yanaşıyordum. Cibali vardı, Kasımpaşa vardı, ondan sonra Sütlüce, Ali Bey, şey, Hasköy, Masköy, Eyüp. Bazen de şeye gidiyordu. Balık falan tutulur muydu yani, temiz tutuluyordu. Nasıl? Hatta ben Eyüp'ün o aşağı doğru iniyorsun, Eyüp Camii'nin arkasından aşağı. Orada bir gazino vardı, oturuyordum orada. Ne diyorlar? Orada balık tutuyorlardı. Hatta orada bir sünnet düğünü yaptılar, onu da hatırlıyorum. Dini kurumların yapımında bir katkınız oluyor muydu Diyanet Teşkilatı olarak? Kimi? Ne bileyim, cami, Kur'an kursu, imam hatip. Şöyle diyeyim ben sana. Zaten onlar olmasa cami, bilmem ne, Kur'an kursu yapmaları mümkün değildi ki. Şimdi Eyüp'te bu biz caminin önünde medrese var ya, o medresede okuyordu, Kur'an kursu oradaydı. Eyüp Camii'nin? Evet, Eyüp Camii'nin önünde medrese var ya orada hemen. O oyuncakçıların orada, oradaydı. Arkadaki medrese işgal etmişlerdi orasını. Başkaları kullanıyordu. Göçmenler oturuyordu. Hatta bizim medresede bile birkaç tane göçmen vardı yani.
biz 6. ödeye kadar kullanıyorduk. Oyuncakçılar. O zamanlık Eyüp Camii'nin vapur iskelesine kadar tıklım tıklım sağlı sollu ev vardı. Bilahire o sahil yolu geçince alttaki evler yıkıldı. Kaptanpaşa Camii vardı. Kaptanpaşa Camii'nden aşağıda evler vardı. Vapur iskelesi vardı. Motor iskelesi vardı. Ayrı ayrı onlar yanaşıyorlardı hepsi. Vapur iskelesinin yan tarafında orada denize gidiyorlar. Tarihi hatırlıyor musun? Denize girdiklerini hatırlıyorum da şimdi zannetmem giriyorlar. Yok. Girdikleri tarihi hatırlıyor musun? Şöyle diyeyim ben sana. Öyle 60'ın başlarında. Bundan sonra hepsi değişti. Kirlenmeye 60'tan sonra mı başladı? Kirlilik ne zaman başladı? Halic'in kirlenmesi? Halic'in kirlenmesi 50'de başladı. 53'ten sonra başladı. 53'te gece kondu yapımına başlandı. Gece konduların yerleri eşildi. Muazzam bir yağmur geldiği zaman yukarıda bütün toprak denize gitti. Hatta ben şunu da biliyorum ki yukarıdan aşağı Eyüp'teki ne otobüs, taksi, maksi ne varsa hepsini iskeleye indirdi. Sel mi? Sel. Hepsini. O bülbüllere de bizim camiyi 3 defa su bastı. Bülbüldere'den gelen dere patladı, camiye girdi. Halıları gitti, her şeyi gitti. Görev yaptığın sürede camiye, caminin çevresine, mahalleye bina olarak bir katkınız oldu mu? Bizim katkımız olamaz ki, yer bizim değil. Biz... Önderlik anlamında. Ancak şöyle diyeyim ben sana. O zaman sinema vardı zaten, Mete'nin yerinde sinema vardı. Bülbüldere bir yol geçiyordu Tapsak. O da o kadar şey değildi. Bilahire o sinema yıkıldı. Karşıya yaptılar. Yukarıdaki bu yolu geliştirmeye başladılar. O yukarıdaki evi kadın bize verdi işte Kur'an kursuna. Ben onu aldım üzerime. Onu bizim camideki Kur'an kursuna getirdim. Bir de yanına hizmetçi tuttum. Burayı aldık. Burasını yaptırdık işte. Altına 2 dükkan. 3 kat mı 4 kat mı ne? Ayda 7.000 lira geliri vardı şimdi belki daha fazlalar. Caminin vakfına. Vakfına var. Camiye şey aldık. Kadın yalnız dedi ki Allah senden razı olsun. Yoksa benim yapacağım iş değildi dedi. Başkaları üzerine alacaktı. Bir kadın üzerine almıştı onu. Kadını sildirdik. Kadını üzerinden sildirdik. Kadını öldürmeye zehirledi yani. Kadın onu üzerine alıyor. Kadın üzerine aldıktan sonra kadını zehirliyor. Evlatlık olarak mı? Evet. Kadını zehirleyince geldi dedi ki böyle böyle. Evlatlıktan düşürdük. Yeri bizim üzerimize verdi. Nüfusu da Kadıköy'deymiş. Ta gittim oradan nüfusunu aldım geldim.
İşte yaptı, şimdi hala çalışıyor. Hatta Zeki Hoca biraz yardımcı oldu. Yani ben üzerime alırdım ama ben almadım. Hatta söyleyen bile oldu. Niye üzerine? Yok dedim, ben almam. Vakfın malını üzerime almam dedi. Yani almadım onu. Bu bizim bahçe, orası da metruktu, işgal etmişlerdi filan. Burayı da kurtarana kadar ömrüm bitti. Caminin bahçesi. Caminin yerini. Onu da kurtardık. Onu da yıktık, yeniden yaptık. Ne yaptınız oraya? Ev yaptık. Oturduk orada. Oraya ev yaptık. Eyüp'e gelene kadar da orada oturduk. Bizden sonra da gene oturuyorlar. İşte dur diyor, Hoca'yı aradım da dua ediyor. Allah razı olsun senden diye. Yoksa benim yapacağım bir şey değil dedi. Eyüp'teki İmam Hatip'in kuruluşunu hatırlıyor musun? İmam Hatip'in kuruluşu şöyle. İmam Hatip'in kuruluşunda yer aradılar. Orası Bahçıvan'dı. Orayı bizim Mehmet gösterdi. Orayı istimlak ettiler. İmam Hatip buraya vurdu. Sebebi odur. Sebebi odur yani. Onun nasıl bir katkısı var? Yeri oyum istimlak ettirdi. Anaplı olarak. O zaman görevi neydi? Sekreterdi galiba. Anap sekreteri. Eyüp'teki çeşme, sebil, eski tarihi eserlerle... Eskide hepsi terkozdu, akarçeş, tatlı suyudu hepsi. Bilahire onları kaldırdılar, terkoz geldi. Ben geldiğimde şey yoktu. Hep tatlı suydu. Terkoz yoktu. Evlerde su ihtiyacınız? Hiç. Kuyu vardı. Bizim evin arkasında 4 tane kuyu vardı. Mutfak aşağıdaydı. 4 köşede 4 tanelik büyük küp vardı. İşte o caminin bahçesini ben kurtardım onu. Duvar çektik. Allah bırakıp gidene rahmet etsin. Hatta istediler. Dediler ya şuradan bize biraz yer ver. Babam bize dediydi şuradan. Yok dedim, vakfın yerinden 1 santim yer veremem ben dedim. Çünkü vakfın yerini böldüm bir işe yaramaz. Vermedim. Çocuklarından da bahsedelim, hem ismen hem ne iş yaptıklarından. Çocuklarından. Çocuklar dedi mi, birisi bir eğitimci. İkisi de milli eğitimci. Birisi serbest meslek. Kızlar zaten evlendi çıktı. Ya bu enteresan olay. Bizim bir çocuk vardı. Komşu bize onu geliyor diyor ki, o işte kız istemeye geliyor, bana bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, Hoca Efendi diyor, sen şu kızın başını açarsan diyor, ben bunu isteyeceğim. Dedim ki, başı açık çok var. Bir daha ne sen duymuş ol, ben eşitmiş olayım, bir daha da buraya gelme dedim. Böyle insanlar da vardı yani. Yani çobanlık da yaptım ha. Koyun güttük, keçi güttük, kuzu güttük, oğlak güttük.
Gençliğimizde hepsini yaptık. Biz babamızı akşamdan akşama görürdük, gündüz görmezdik. Babam mal yaymaya giderdi. İşte ilk ben okula gideceğim dediğim zaman bana mal gelmeden bıraktı. O zaman da bunlar yaylaya gitti, ben köyde kaldım. Ben ilk geldiğim zaman Allah beni İstanbul'dan geri gidecek imkan verme dedim. Bugün de aynı şeyi tekrarlarım. İstanbul'dan başka yere gittiğim zamanlık benim huzurum kaçıyor. Ne zamana kadar? İstanbul'a dönene kadar. İstanbul'dan ben memnunum ama İstanbul benden memnun mu onu bilemem. Senin hayatına ne kattı İstanbul? Şöyle diyeyim, her şeyim ne varsa İstanbul'a borçluyum. Yaşayışımı bile. Ben İstanbul'dan ayrılıp bir yere gittiğim, İstanbul'a dönene kadar huzurum kaçar. İstanbul'a döndükten sonra huzur bulurum. Bazıları ben burada duramıyorum derim. Sen duramıyorsun ama ben de ayrılmak istemiyorum derim.